merhaba arkadaşlar. Polinomların üçüncü testiyle devam edelim. Birinci sorumuzda P x artı 1 polinomu x ile tam bölünebildiğine göre demiş. Şimdi x ile tam bölünebildiğine göre ve burada x artı 1 şeklinde söylemediğine göre direkt x ifadesini, burada bölen ifadeyi sıfıra eşitliyorum ve buradaki x ifadesini yerine yazdım. Bizden x artı 1 de x yerine sıfır yazdığımızda P1'in tam bölünebildiğine de göre dediğine göre sıfıra eşit olacaktır. Şimdi bunu tekrar şöyle açıklayayım. Px artı 1 ifadesi x ile bölünmüş. Qx bölümü olsun. Ve artı tam bölünebilmek demek nedir? Kalanının sıfır olması demek. Normalde buraya kalan yazıyoruz. Tam bölünebildiği için sıfır yazdım. Şimdi buradaki ifade de biz buradaki ifadeyi sıfır yapabilmek için ne diyoruz? X eşittir sıfır için diyoruz. Ve burası P1 oluyor. Burası X eşittir sıfır için gitti. Zaten burada da sıfır var. P1 eşittir sıfır. Yani nereden geldiğini açıklamış olduk. Şimdi biz P1'in sıfır olduğunu biliyorsak elimizdeki bu polinomda da bu ifadeyi yerine yazıp M'yi bulmaya çalışalım. P1 yapabilmek için içerideki ifadeye ne yazabiliriz? X yerine 3 yazdığımızda yani X eşittir 3 için dediğimizde P1 eşittir. Burada M artı 1 çarpı 3'ten 3M artı 3 eksi 9 gelecektir. Ve bunun da cevabının 0 olduğunu söylemiş. Buradan 3M eşittir eksi 6'yı karşı tarafa aldım 6. M değeri de buradan 2 gelir. İkinci sorumuzda olmak üzere demiş. Şimdi öncelikle şuraya yazalım. Bunun bölümünden kalan 7. Bu ifadeyi sıfıra eşitledim. Yani x eşittir eksi 1'i ve yanındaki polinomda yerine yazdım. Q 2 oldu. Bunun kalanının 7 olduğunu söylediğine göre Q 2 7'ymiş. Devamını yazdığımızda bu polinomun dediğine göre bunu yine sıfıra eşitledim. X eşittir 2'yi burada yerine yazdım. Buradan P4 geldi. P4'ün kalanı sorduğuna göre yani P4 nedir demiş. Şimdi elimizde Q2 var. Q2'yi oluşturmak için şöyle yazabilirim. X eşittir 3 için dersen burası 2 gelir. O zaman X eşittir 3 için uygulayalım. 3 artı Q2 oldu. Payda da P4 oldu. Eşittir 1 eksi 3'ten eksi 2 geldi. Şimdi Q2'nin 7 olduğunu biliyorum. O zaman nedir? 7 artı 3'ten burası 10 gelecek. P4 eşittir eksi 2. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda da P4'ün eksi 5'e eşit olduğunu buluruz. Üçüncü sorumuzda Px polinomu demiş. Şimdi bunu yine uzun uzun çözelim. Mantığını anlayın. Px eşittir. Bu ifadeyle bölümünden dediğine göre bunu çarpanlarına ayırarak yazalım. Şimdi çarpanlarına eksi 2 eksi 1 şeklinde ayrılır biliyorsunuz. X eksi 2 x eksi 1 şeklinde ile bölünmüş. Bölüm Qx olsun. Kalanımız da 2x artı 3'müş. Şimdi bu ifadede biz x eşittir 2 için desek de burası 0 olur. X eşittir 1 için desek de. O yüzden ikisini de kullanacağız. X eşittir 2 dediğimiz zaman P2 oldu burası. Burası 0 geldi. Burada yerine yazdığımız zaman nedir? 7'ye eşit oldu. P2 7. X eşittir 1 için de uygulayacağız. Yine aynı şekilde burasını 0 yaptığı için. P1 eşittir. Burası zaten dediğim gibi 0. Burada da P1'in 5'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Devamında bizden ne istemiş? X eksi 2 ile bölümünden demiş. X eşittir 2'yi bu polinomda yazdığımızda bizden ne istiyormuş? P2 istiyormuş. Zaten bizden P1 de istese bulduk. Bizden sadece P2 istediğine göre cevabımız 7 olmuş oldu. Dördüncü soruda derece sormuş. Şimdi derecelerde P'nin derecesini M, Q'nun derecesini de N aldığımızı düşünürsek. Şimdi kuvvetini 3 olarak verdiğine göre burası ne diye alıyoruz? 3M şeklinde. Qx'in derecesini de N olarak aldık. Çarpma olduğu için topladık. Eşittir 21. Burada yine aynı şekilde P'nin karesi vermiş. Burada kuvvete dikkat edin. X'in üstünde de olsa, P'nin üstünde de olsa aynı şekilde burada katsayı olarak alıyoruz. Yani burası için o zaman 2M oldu. Bölme olduğu için eksi N eşittir 4. İşlemimizi yapalım. Bunlar gitti. 5M eşittir 25. Buradan da M eşittir 5 geldi. Zaten Px'in derecesini sormuştu. O da E oldu. 5. sorumuzda ifadenin hangileri kaç tanesi polinomdur demiş. Şimdi eksi 1 bölü 4 burada ne var? X üzeri 0 var. Kuvvet tam doğal sayı olduğuna göre polinomdur. Şimdi buraya baktığımız zaman burası kök 7 çarpı kök X. Kök X dediğimiz ifade nedir? X üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 doğal sayı olmadığı için ikincisi olmaz. Buraya baktığımız zaman karesini aldığımızda x artı 2x kök x artı x gelecek. Şimdi bunlar olur ama buradaki ifadede yine x üzeri 1 bölü 2 var. Bu ifadede o yüzden yine aynı şekilde 3. öncülümüzde olmaz. 4'e baktığımız zaman burası olur kuvvet 0. Buraya baktığımız zaman hemen nedir? 1 bölü x kare hatta o da nedir? X üzeri eksi 2. O yüzden eksi 2 de doğal sayı olmadığı için 4 de olmaz. Yani bir tane polinomumuz var deriz. 6. sorumuzda. Sıfır polinom olduğuna göre sıfır polinom demek Px eşittir sıfır demek. Yani burada öncelikle düzenleme yapalım. Kuvveti x küp olanlar katsayılarını aldığımızda a artı 4 çarpı x küp.
burada da tekrar eksi parantezine alarak, hatta 3 ile b var. Eksi parantezinde 3 artı b geldi. X karenin katsayısı artı c şeklinde. O zaman x küpün gitmesi için a artı 4'ü yok etmemiz lazım. O zaman a'ya eksi 4 yazarız. Burada b'yi eksi 3 yazarsak burası da 0 olacak. Hatta c'nin de gitmesi lazım. Direkt c'ye de 0 yazarız. Bize bunların toplamını istemiş. Buradan da cevabımız eksi 7 olur. 7. soruda polinom ifadesini vermiş. Şimdi buradan başlayalım. X artı 1 ile bölümünden demiş. 0'a eşledik. X eşittir eksi 1'i bu polinomda yazdık. Buradan p eksi 1'in 3 olduğunu bulduk. Katsayılar toplamı dediği için x eşittir 1'i qx de yerine yazdım. Buradan da q 1'in 2 olduğunu bulduk. Şimdi bu polinomda bu verilenleri yerleştirmeye çalışalım. Mesela p eksi 1'i oluşturmak istiyorsak x eşittir 0 için deyip deneyelim. A çarpı x yerine 0 yazdığımız zaman burası p eksi 1 geldi. X yerine 0 yazdığımızda burası 1 geldi. Eşittir a eksi 3. P eksi 1'i biliyoruz 3, yani 3a oldu. Q 1 2 eşittir a eksi 3 gelmiş oldu. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3a eşittir 2a eksi 6. Buranın a değerimiz eksi 6 geldi. 8. sorumuzu vermiş bize. Şimdi burada da 2 tane Px polinomunu vermiş ve bu polinom, 2 polinomun toplamı 1. dereceden bir polinom çıkmış. Şimdi o zaman iki polinomun toplamı 1. dereceden olduğuna göre bu polinomların ikisi de o zaman nedir? 1. dereceden olacak. O yüzden biz bunları ax artı b olarak alalım. Px böyleyse p2x demek de x gördüğümüz üzere 2x yazıyoruz. O da 2ax artı b geldi. Bunların ikisini toplamış. Topladığımızda nedir? 3ax artı 2b. Cevabı 12x eksi 2 eşitmiş. Karşılaştırdığımız zaman x'in kat sayısı burada 3a, burada 12. 3a 12 ise a 4'tür. 2b eksi 2 olduğuna göre b değerimiz de eksi 1'dir. P 1 istemiş. Önce px polinomunu tekrar biz yazalım. Ax artı b almıştık. A 4. B eksi 1. Bizden p 1 istiyor. Buradan da 4 eksi 1'den cevabımız 3 gelir. 9. soruda px'in x kare ile bölümünden kalanı vermiş. P kare x'i söylemiş bize. Şimdi şöyle yazalım. Biz ilk verdiğini px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden, onu da 2 kare farkın, 2 kare fark olarak yazalım. X eksi 2, x artı 2 şeklinde çarpanlarını ayıralım. Qx bölümü var ve kalanı da 5 eksi x olduğunu söylemiş. Şimdi bizden p kare x'in x artı x ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman şunu yapacağız. Her iki tarafın p kare x'i elde etmek için her iki tarafın karesini alacağız. Burası p kare x şeklinde gelecektir. Burada da şimdi bu kısma a, bu kısma b dediğimiz zaman a artı b'nin karesini alıyoruz aslında. A'nın karesini aldığımız zaman o zaman burası nedir? X eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı qx'in karesi artı 2 çarpı, şöyle yazalım hatta, a çarpı b olarak yazalım. Artı b'nin de karesini, onu da şöyle yazalım. 5 eksi x'in karesi şeklinde. Şimdi bizden bu ifadenin x artı 2 ile bölümünden kalan sorduğuna göre bize sıfır yapacak değerler nedir? 2 ve eksi 2. Öncelikle bizden eksi 2 x artı 2 dediğine göre buradan x değerimiz eksi 2 gelecek. Eksi 2 yerine yazdığımıza göre bizden p kare eksi 2'yi istiyor aslında. O zaman x gördüğümüz üzere eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 yazdığımız zaman burası nedir? 0 olacak. Aynı şekilde eksi 2 sonuçta a'nın içerisinde yine x artı 2 olduğu için x yerine eksi 2 yazdığımızda burası da gidecek. X yerine eksi 2 yazdığımızda da burası nedir? 7 gelecek. 7'nin karesinden de 49 olacak. O zaman nedir cevabımız? 49 olur. 10. soruda P2x'in x artı 2 ile bölümünden bölümün qx ve kalanın 5 olduğunu söylemiş. Yazalım. P2x ifadesi x artı 2 ile bölünmüş. Bölüm qx ve kalanımız da 5'miş. Şimdi buna göre verilenlerde bu ifadede sabit terim demiş. Sabit terim x eşittir 0 yerine yazdık. Q eksi 1'in eksi 3 olduğunu bulduk. Bu polinomda x artı 1 ile bölümünden dediğine göre bunu 0 eşlediğimizde x eşittir eksi 1'i. Yine aynı şekilde bu polinomun, yani buradaki polinomun tamamını x gördüğümüz üzere eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1 yazdığımız zaman burası nedir? M artı 1 çarpı p çarpı x'in eksi 1 yazdığımızda p eksi 4 geldi. Artı q'nun karesi x gördüğümüz yerde eksi 1 yazdık. Bu şekilde geldi. Bu ile bölümünden kalan 29 dediğine göre burasının 29 eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi q eksi 1'in eksi 3 olduğunu biliyorsak burası o zaman karesinden dolayı 9 gelecektir. Karşı tarafa atacağım. Yani m artı 1 çarpı p eksi 4 eşittir 20'ye eşit oldu. Şimdi p eksi 4'ü de bulursak m'yi buluruz. P eksi 4'ü de bunun sayesinde bulacağız. Burasını p eksi 4 yapabilmek için x gördüğümüz üzere eksi 2 yazıyorum.
Burası p eksi 4 oldu. Eksi 2 yazdığımızda burası 0 oldu ve bunun da direkt 5'e eşit olduğunu bulduk. Burada yerine de 5 yazdığımızda m artı 1'in 4'e eşit, m'nin de 3'e eşit olduğunu buluruz. 11. sorumuzda polinomun derecesi en çok kaç olabilir demiş. Şimdi derecelere bakalım. X'in kuvveti n eksi 4 var. Burada n'e böldüğümüz zaman 2 artı 30 bölü n var. Burada da 25 eksi n. Şimdi öncelikle ikinciye baktığımız zaman n'in 30'u bölüyor olması lazım. Şimdi burada mesela 1 yazarız. Ama 1 yazdığımızda burası eksi 3 gelir olmaz. O yüzden n değeri 30'la bölecek şekilde en küçük değeri 5 olur ki burada o zaman nedir? 1 ile başlasın. Şimdi n'ye 5 değerini verebiliriz. N'ye 5 değeri verdiğimizde burası nedir? 20 olacaktır. Burası 20, burası 5 artı 2'den bunun derecesi 7, bunun derecesi de 1 geldi. O zaman en çok kaç olabilir dediğine göre 20 olabilir deriz. 12. sorumuzda px polinomunu vermiş. Bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan 0 eşitledim. X eşittir 2'yi bu polinomda yerine yazdım. Yani p2'nin ne olduğunu bize soruyor. Öncelikle içten başlayacağız. p2'yi bulacağız. p2'yi bu denklemde bulabiliriz. X eşittir 2 için yerine yazdığımızda eksi 1'in karesinden 1, eksi 2'nin karesinden 4. Buradan da nedir? Eksi 3 ifadesi geldi. Yerine yazdığımızda p eksi 3. Şimdi p eksi 3'ü bulmamız lazım. Yine x yerine eksi 3 yazdık. P eksi 3 için. Eksi 3 yazdığımızda burada nedir? Eksi 6'nın karesinden 36. Eksi 3'ün karesinden 9. Eksi 9 geldi. Buradan da cevabımız 27 oldu. 13. sorumuzda polinomu ifadesiyle tam bölünebilmesi için demiş. Şimdi şöyle yazalım. Px eşittir. Bu ifadenin çarpanlarını ayırdığımda eksi 3 artı 1 şeklinde, yani x eksi 3 x artı 1 şeklinde çarpanlarını ayırdım. Qx bölümü olsun. Tam bölünebilmesi için dediğine göre kalan 0 olacak. Şimdi bu ifadeyi yine içerisinde sıfırlamak için biz neleri kullanabiliriz? Mesela x eşittir 3 için dediğimizde p 3 eşittir 3 yazdığımızda burası 0 olacak. Eşittir 0. Aynı şekilde p eksi 1'i kullanabiliriz. X eşittir eksi 1 yazdığımızda p eksi 1 burasını yine 0 yapacak. Burası da yine 0'a eşit. Şimdi bunları kullanarak a ve b'yi bulabiliriz. P polinomunda eksi 1'i x yerine eksi 1'i yazdık. Eksi 1 yazdığımızda burası eksi 1 artı 2 eksi a eksi b eşittir 0 geldi. Buradan a artı b eşittir 1 değeri gelir. Bir de 3 için yazalım. X eşittir 3 için p 3 yazıyorum. 27 artı 18 artı 3a eksi b eşittir 0 oldu. Buradan da nedir? 3a eksi b ifadesi 27 artı 18'den 45 karşı tarafa aldım. Eksi 45. Bu ifadeleri topladık. B'ler gitti. 4a eşittir eksi 44'ten a değerimizde eksi 11 geldi. 14. sorumuzda qx polinomunu vermiş. Şimdi sabit terim x eşittir 0'ı polinomda yerine yazdım. Q eksi 1'in 5 olduğunu bulduk. Katsayılar toplamı x eşittir 1'i q'da yerine yazdığımızda, x eşittir 1 yazdığımızda q2'nin de 2 olduğunu bulduk. Bize ne istiyor? Qx'in sabit terimi, yani q 0'ı istemiş. Şimdi öncelikle bu bildiklerimizi burada yerleştirelim. X eşittir eksi 1 için q polinomunda yazıyorum. X eşittir eksi 1 için 1 eksi a artı b'nin 5 olduğunu biliyorsak buradan nedir? B eksi a eşittir 4. X eşittir 2 için kullanalım bir de. X yerine yazdık. 4 artı 2a artı b eşittir. Burada 2'ye eşitmiş. Yani 2a artı b değerinde eksi 2 olduğunu bulduk. Şimdi bu iki polinomu biz yine aynı şekilde toplayalım. Hatta şöyle yapalım. Burasını eksi ile çarparsak eksi b ile artı b'ye gider. Buradan artı a'dan 3a gelir. Eksi 4 eksi 2 daha eksi 6. A değerinde eksi 2 olduğunu bulduk. A değerimiz eksi 2 ise b değerimiz de buradan 2 gelecektir. Qx'i o zaman tekrar yazalım. Eksi 2x artı 2 şeklinde bu denklemde yerine yazdım. Bizden q 0 istiyordu. Yani x gördüğümüz üzere 0 yazacağız. 0 0 yazdık. Buradan da cevabımız 2 geldi.